Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Videomu izlediğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Bugün sizlere sağlık çalışanlarımızın gündemindeki sorunlar nelerdir, çözüm önerilerimiz nelerdir, bunların değerlendirmesini hep beraber yapacağız. Özellikle pandemi süresince fedakarca çalışan hekim dışı personellerin, hemşire, ebe, ATT, paramedik ve diğer değerli sağlık meslek mensuplarının özlük hakları yeniden gözden geçirilmelidir. Ek ödemeler bir an önce düzenlenmeli, maaşa eklenmeli ve bu alınan ücretler de emekliliğe yansıtılmalıdır. Sağlık işi ekip işidir. Hekimlerimiz de çok değerlidir. Hekim ve hekim dışı personeller arası ek ödeme ücret farklılığı, makas aralığı açılmamalıdır. Bir meslek grubuna diğer meslek grubunun 20-30 katı ödeme yapılması çalışma barışını bozmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından bu konu ivedi bir şekilde gündeme getirilmeli ve gerekli kararlar alınmalıdır. 4A, 3 artı 1, 4B, 4C, 4924, vekil, ebe, hemşire gibi sağlık çalışanları tüm kadrolar tek çatı altında bir an önce birleştirilmelidir. Sendikalara %1 dayatması bir an önce iptal edilmelidir. Danıştay tarafından yürütülen dava süreci bir an önce sonuca ulaştırılmalıdır. Her çalışan istediği sendikaya araştırarak, düşünerek, danışarak üye olmalarının önü açılmalıdır. Bize gelen şikayetlerde, mesajlarda, maillerde önemli ölçüde şu göze çarpıyor. Sağlık çalışanları işe başlarken işe başlama formlarının yanında sendika formu da imzalatılarak bilmeden, istemeden zoraki yönelik formları imzalatılmaktadır. Buradan sesleniyorum. Bu yapılanların hepsi hukuksuzdur ve suçtur. Böyle bir sendikacılık anlayışı hukukla bağdaşmaz. Tüm çalışanların e-devlet aracılığıyla internet ortamında üye olma ve üyelikten çekilme hakkı tanınmalıdır. Böylece her çalışan zoraki değil de istediği sendikaya araştırarak ve gönül rızalığı ile üye olma yolu açılacaktır. Özellikle tüm birimlerde yönetici atamaları kariyer ve liyakat sistemine göre değil, sendika üyelik ve pozisyonuna göre yapılmaktadır. Bu büyük bir hak yemek ve vebaldir. Kariyer ve liyakat sistemi bir an önce uygulamaya konmalıdır. Burada tüm sağlık çalışanlarına seslenmek istiyorum. Malum koltuk sendikalarından istifa zamanı gelmedi mi? Gücü veren bizleriz. Şimdi bu kirli yapılanmayı dağıtma ve mesleğimize sahip çıkma zamanı geldi de geçiyor bile. Herkesi sendikamız söz sene temsilci ve üye olarak bekliyoruz. Hiçbir zaman şunu unutmayalım. Şartlar ne kadar zor ve çetin olsa dahi sözse her zaman sağlık çalışanlarının yanındadır. Videomu izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla.